Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini görüşmeni kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiga alaqadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatlar ekranımızı bolsun. Xitay akhbarat sahası dünyanın külküsüge kalmaqta. Xitayning barlıq akhbarat organları Xitay Komünist rejiminin saxta təşviqatı üçün xizmet qildigan bulup, bu yıllık Xitay xəbər mükafatının neticesi dünyanın külküsüge kaldı. 34. növetlik Xitay xəbər mükafatı 7. noyabr elan kılıngan bulup, Xinhua agentliqining Xi Jinping tuluq avaz bilen dövlət reisi ve Merkezi Hərbi İşler Komiteti reisi bulup saylandığı mavzulu xəbəri bu yıllık en alim mükafatqa erişken. Mezkur mukafat Xitay Jurnalistler Birleşmesi tarafından yılda bir kıtım tarqıtıldığan bulup, 3 dereceden başka yana alayda mukafat türümü bar iken. Xinhua agentliqining Xi Jinping haqidagi xabari alayda mukafatın en bişiği tizilgan. Xitay armiyası xabar organının Xitay Şarqi Uruş kısmının Tayvan etrafında manevr ötküzgenliki haqidagi bir xabarımı alayda mukafatqa erişken. Ondan başka atalmış Xinjiang Kündeli Gizeti İdaresinin 3 xabari ve 1 videosuma 2. 3. derecelik mukafatqa erişken. Xitayning tölük namlardaki axborot organları tarixdan buyon Xitay Komünist rejiminin siyasetlerini teşvik qilish, cinayetlerini yuşuruş, pardozlash üçün xizmet qilib kelmekte. Cümleden Şarkı Türkistan'daki irqi qirg'inchilik cinayetini yuşuruş üçün Xitay taratqu sahasiga gayet zor meblağ ve adam kuchi ajratib, Xitay içi sirdidagi saxta teşviqatını devamlı kuchaytmoqda. Xitayning axborot erkinligi her yili dünya bo'yicha eng orqada tizilib kelayotgan bo'lib, xalqaroliq tashkilot jurnalistlarni qo'g'dash komiteti bultur yanvar ayida bir doklad e'lon qilib, 2023 yili Xitayda turmaga qamalgan 44 jurnalistning 20 degidek Uyg'ur ekanligini oshkorlagan edi. Bu yıllık Xitay xabar mukafatı Xitay akhbarat sahasının haqiqi mahiyetini dünyaya yeni bir kıtım körüstüp berdi. Filippin hükümeti makullugan yeni kanun Xitayını qattıq bir aram kıldı. Xitay bilen Filippin'nin Dıngız rayonundaki sürkülüşe devamlı küçüyüvatkan bir mezgilde, Filippin hükümeti Dıngız ilgili hukukuğa alakadar işki kanun makullugan bulup, bu hareket Xitayını qattıq bir aram kıldı. Amerika avazından xabirde kayıt kılınışça, Filippin prezidenti Ferdinand Marcos 8. noyabr Filippin Dıngız Okyan rayonu kanunu ve Filippin aralı Dıngız'da yürüyüş kanunundan ibaret iki kanunu imzalagan. Abide karakterlik dep süpetlengen mezkur iki kanun Filippin'nin Dıngız rayonundaki ilgili hukukunu tekleş, baylıklarını içiş ve Xitay'nın künsiri küçüyüvatkan tehdidike takabül duruşka merkezleşken. Yeni makullanan kanunlarda Filippin'nin dıngız tevelliki katnaş liniyesi bekitilgen bulup, çet el paraxotları ve aeroplarlarının dıngızda yürüyüşü üçün məxsus liniye ayrılgan. Onun başka kanunga xilaplı kılgıçlarını türmüge taşlaş, cerimana kuyuş katarak cezaları bekitilgen. Amerika hükümeti bu vaxta ipadı bildirip, Filippin'nin yeni kanunlarını kollaydıqalıqını, bu kanun mezmurlarının 1982 yıldaki Birleşken Devleti Teşkilatı Dıngız Okyan Kanunu əhdinamesiye ve 2016 yıldaki kesim sotunun kararına uygun ikerlikini təkildi. Xitay bolsa Filippin hükümetinin yeni kanunuğa narazılıq bildirip, məxsus bayanat elan kıldı. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bayanatında Filippin hükümetinin Filippin Dıngız Okyan rayonu kanunu arqalıq Spartli Arali ve Sikarboru Aralini Filippin'a təvə qilib körsətkənliki, bu Xitayning ilgili hukukuğa dəxli təruz qilish ikənliki, Xitayning bunu qobul qilmaydıqallıqı ve qarşı turduqallıqı haqqıda jar saldı. Xitay növette pütkül Cenobi Dıngız'nın digüdek özüge təvə ikənlikini dəvə qilib kəlgən bulub, bu sebeplik etraftaki devletlerinin narazılığı küçəymekte ve köplügen sürükülüşleri kilip çıkmakta. Birleşken Devletler Teşkilatı Gazze'deki kişilerin hepsi ölüp gidişi mümkün dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Bayanatçısının yardımcısı Stefani Trimlay, Gazze rayonunun şimalında yaşayanların hepsinin kisellik, açarçılık ve zoravallıktan ölüp gidiş xavepinin yukarı ikerlikini bildirdi. Trimlay kündelik muhbirlarını kütüvle yığınıda, İsrailiyenin Gazze rayonunun şimalını korşuvleştin kiyin təxminen bir ay ilgiri Birleşken Devletler Teşkilatının pekat birli kıtım tibbi materiallarının ütüşüge ruhsat kılgallıqını təkilib, İsrailiyenin hücumları pelasilihlerinin en asaslıq turmuş ihtiyaclarını kamdışıqa tosalğı buluvatıdı. İnsani yardım xadimlerimi vəzipisini orundayalmayvatıdı. İsrailiye armiyasının insanperverlik yardım xadimlerinin kişiler bilen alaqa kılışıqa tosqulluq kılvatıdı. Şuna Gazze'nin şimalıki kişilerin hepsinin kisellik, açarçılık ve zoravallık sebebinden ölüp gitiş xavipi yukarı. İsrailiye'nin bombardımanları devamlı şuvatkallığı üçün pelasilihlerine kuğdaş mümkün bolmayvatıdı, dedi.
Gazze'deki Palestin Sehiye Ministerliği ilan kılgan bayanatıda bildirilmişçe, İsrailiye'nin 2023 ile 7. Oktober'den başlayıp Gazze rayonunda davamlaştırılan katliamlarda hazırga kadar kaza kılgan Palestinlikler 43.508, yaralanganlar 102.684 yetken. Cenubi Kore'ye Şimali Kore'ye karşı herbi manevr ötküzdü. Cenubi Kore'ye Şimali Kore'nin başkurulduğun bomba sınıkıga karşı ötküzülgen manevrda, Serik Deniz yönünüşüge kuruhtun kuruhtuğa koyup berildiğen ballistik başkurulduğun bomba attı. Yunhap haber agnetliği Cenubi Kore armiyesi baş iştabının Şimali Kore'nin yıkınkı başkurulduğun bomba sınıklarına karşı uyuşturulduğun manevr toğırsızda bayanat elan kılgalıqını haber kıldı. Bayanatta Hyunmo 2-nji quruqtan quruqqa quyup berildigan ballistik başqurulduğan bombalar işiltilgen manevr Serik Deniz'da paytaxt Seulning 108 km gharbi janubidagi Taen rayonu sirtida ötküzilgen. Suriye meselesi temelik Astana söhbeti Kazakistan'da ötküzilmekçe. Türkiye, Rusya ve İran'ın kapalıçılıkta işe aşırdığın Suriye meselesi temelik 22. növetlik Astana söhbeti yığına 11-12 noyabr külleri Kazakistan'dan paytaxtı Astana'da ötküzülmekçe. Türkiye Avaz Radyosu haberde kayıt kılınışça, yığının birinci günü vekiller heyetleri ara işki ve üç taraflık söhbet ötküzüldükken. İkinci günü birleşken yığın ve akbarat elan kılış yığına ötküzüldükken. Suriye krizisini hal kılış maksıda işe kiriştirilgen Astana söhbetinin 22. növetli yığınıda Suriye'nin etrafıdaki rayonluk vaziyet, devlette krizisini umumiyüzlük hal kılış çareleri, insanı yardım hizmetleri ve növetteki vaziyet terepler otursudaki özlere işincini aşırış, Suriye'nin kayta kuruş hem de Suriyelik musafırlarının öz vatanına kaytışıga kapaletli kılış katarlık meseleler müzakir kılındıkken. Astana söhbetinin aldıngı növetlik yığını bu yıl 24-25 yanvar külleri Kazakistan'dan paytaxtı Astana'da ötküzülgen idi. Hürmet körümelle, bugünkü xəbərimiz müşi yerde ayaqlaşdı. Körgünün lağ rahmet. Ertedeki programıda körüşkice aman bulğaysızlar. Allah'a emanet.